Dem Parti'nin işbirliği pazarlığı yaptığını iddia etti. Bir yandan AKP'nin Bala adayını dinledik. O katıldığı bir programda Dem Parti'nin ilçede kitlesini serbest bıraktığını ve Dem Partilerin kendilerine oy vereceklerini itiraf etti. Murat Kurum dün Akit Televizyonu'nda idi ve orada sordular Dem Parti standına uğrar mısınız diye. Uğrarım niye uğramayayım orada da öbür tarafa da uğrarım derneğine de vakfına da giderim dedi. Bir dem parti tartışmasıdır gidiyor. E, hem e, iktidar, e, muhalefete demleniyor diyor. Muhalefet diyor ki hayır asıl Dem Parti ile iktidar görüşüyor. Aynı zamanda da bir çözüm sürecinin de yolu döşeniyor. Siz ne görüyorsunuz? Bir çözüm süreci görüyor musunuz? Yakın zamanda ve Dem Parti şu anda Nerede konumlandırıyorsunuz siz? Sizin gözünüzde. Bir kere ben geçmiştekine de çözüm süreci adlandırmasını doğru bulmuyorum. Hiçbir şeyi çözebilecek parti değildir AKP. Hı. Türkiye'deki hiçbir temel sorunu çözemez AKP. O yüzden de o çözüm süreci adlandırması kendi adlandırmalarıdır. Sonuçta Türkiye'de bir Kürt sorunu var. Türkiye'de bir de bir partiye oy veren milyonlarca kişi var. Dolayısıyla siz bunu zaten yok sayamazsınız. Benim anlamadığım bir şey Türkiye'deki bir siyasi partiyle görüşme meselesinin bu kadar görüşmenin bu kadar mesele yapılması. İşte ee, işte karşılıklı ithamlar, siz görüşüyorsunuz, siz pazarlık yapıyorsunuz, siz oturduğunuz falan diye. Bunun bu duruma ben Meclis, Mecliste aynı sıralarda oturuyorlar ama. Evet. Öyle değil mi? Meclis onu <laughs> ayıralım. Yani meclisteki tablo zaten çok farklı. Türkiye toplumu Hani ne kadar böyle gerilim yaşıyorsa aslında mecliste e, o daha yapay bir şekilde devam hı hı. ediyor. Ama ona girmek istemiyorum. Şimdi kastettiğim şey şu, e, bir siyasi partinin, e, Türkiye'de milyonlarca oy alan bir siyasi partinin eninde sonunda başka partilerle görüşmesinin bu kadar olay olmaması gerekiyor. Hı hı. Niye bu hale geldi? Şimdi bi, birkaç tane konu var bu demin konuştuğumuz layıklıkla de ilgili mesele. Hı. Türkiye'de bazı tabular yaratılıyor. Burada AKP çok hünerli. Yani istediği gibi işte suçluyor, yargılıyor, yaftalıyor. İstediği zaman oturuyor kendisi masaya. İşte 2015'te bunu yaşadık. Şeyle gördük. Daha sonra da başka partileri suçluyor. Bir kere bu kültürden arınılması gerekiyor. Şimdi bu kenara, bunu bir kenara koyarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de e, Kürt sorunu e, bu kadar uzun süre havada asılı duramaz. Eninde sonunda hem uluslararası gelişmeler, hem bölgesel gelişmeler, hem Türkiye'nin iş dinamikleri e, bu konuda iktidarın ya da iktidarı da geçtim kurulu sistemin bazı hamleler yapmasını gerektiriyor. Şimdi ekonomiyle de şöyle bir bağ var. Ben bir kere IMF politikaları IMF politikaları uygulanıyor şu anda. IMF ile bir anlaşma yapılmasına gerek yok ki Türkiye'de. IMF ne diyecekti? Aşağı yukarı benzer şeyler söylenecekti. Dolayısıyla para gelecekti. Efendim, para gelecekti. <laughs> para geliyor ama. Ya yani para en azından e, gelme yoluna giriyor. Bakın, Türkiye'nin siz kaynaklarını falan ederseniz, emekçinin tepesine binerseniz para gelir. Parayı bulurlar. Türkiye'yi iflas ettirmez kimse. Ama bunun bedelini toplum ödüyor. Şimdi Türkiye'de şu anda aslında adı konulmamış bir şekilde IMF politikaları uygulanıyor. Burada seçimden sonra ortaya çıkacak olan ağır tabloda toplumu oyalayacak bazı başlıkların açılması gerekiyor. Altını çiziyorum. Bu <laughs> iktidar, hatta iktidarı geçtim. Bugünkü sistemde Kürt sorunu çözülemez. Nedenini söyleyeyim. Türkiye'de İşçi sınıfı ve halkın bölünmesi gerekiyor. Milliyetçilik, yani Türkiye'de etnik temeller üzerinde insanların karşı karşıya getirilmesinin muazzam bir olanak yarattığını söylememiz gerekiyor bugünkü sisteme ilişkin. Bakın Türkiye'de 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır bu, bu mesele büyük bir kanayan bir mesele olarak duruyor. İnsanlar birbirine düşman kesiliyor. Şimdi bütün bunların son derece önemli olduğunu düşünmemiz gerekiyor bugünkü sistemin devamı açısından. O yüzden de e, çözemezler ama bu toplumu oyalamak gerekecek. Neyle oyalayacaklar? Daha fazla dinsellikle oyalayacaklar. Yani onun hazırlıkları yapılıyor. Bu ekonomik tabloyu. İkincisi de Kürt meselesinde bir gündem yaratarak oyalamaya çalışacaklar. Oyalanmayanları da sopalayacaklar. Yani önümüzdeki dönem seçimden sonra daha baskının geleceği, bir daha sert olacaktır. Neden? Sürdürülemez bir yoksullukla karşılaşacağız. Yani hayat pahalı olacak, ücretler artmayacak. Ee, dolayısıyla bu tabloda Türkiye siyasetine yeni unsurlar eklenecek. İşte Anayasanın Anayasa değişikliği bir başlık olabilir. Daha fazla dinselleşme ve Kürt meselesinde bazı adımlar. Şimdi Kürt meselesindeki adımları sadece toplumu oyalamak için yapmayacaklar tabii ki. Ama bugünkü iktidar daralan toplumsal desteğini bazı başlıklarla aşmaya çalışacak. Bu, bu, bu da e, Kürt meselesinde adım atıyormuşuz gibi. E, ad, adım atıyorlarmış e, gibi yapabilirler. Ama e, şimdi buradan ben şuna gelmek istiyorum. Bu son derece önemli. Bakın eğer biz şimdi mesela Türkiye'de seçimlere katılma oranı yüksek. Hı hı, evet Niye yüksek biliyor musunuz? Türkiye'de bu toplum Seçim dışında siyaset yapma hakkını göremiyor kendisinde. Bu kanallar tamamen kapatılmış durumda. Bunun istisnası gezidir. İradesini bir tek orada gösteriyor. Evet. Ve bu çok üzücüdür. Sadece oy kullanarak siyaset yapan bir toplum hiçbir şey değiştiremez. Şimdi yine 20 2028 tartışmaları başladı. Ya da erken seçim. Bakın 1 Nisan'dan itibaren bu toplum siyaset yapmayı öğrenmezse, siyaset yalnızca sandıkta yapılmaz. Siyaset Fabrikada yapılır, okulda yapılır, her yerde yapılır ve sokakta da yapılır. Şimdi eğer bu toplum siyaseti gene 2028'de erteler ya da önüme ne zaman sandık konulacak o zaman ben siyaset yaparımı ertelerse 1 Nisan'dan itibaren yaşanacak olan yoksulluk tamamen daha doğrusu ekonomik zorluklar tamamen yoksulların üzerine binecek. Bunu buradan söylüyorum bu felaket tellallığı değil. Kimse Önümüze konacak sandıktan kolay yoldan umut çıkarmasın. Umut şöyle olur. Bu halkın ayağa kalktığını hisseden sonuç çıkar. O zaman bir umut yeşerir. Ama 1 Nisan'dan itibaren bu ülkede büyük zorluklarla karşılaşacağız. Siyaseti dolayısıyla seçimin dışında da yapılır hale getirmemiz gerekiyor. Bu da bu toplumun hareket etmesi ve örgütlenmesiyle mümkün. Yoksa bir takım siyasetçiler yeni siyasi figürler çıkacak ya da birileri öne çıkacak halkı kurtaracak. Böyle bir hayat yok. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasetçi kendisini kurtarmayı bekleyen bir halkı kurtaramaz.